Europolitika Workshop programımızın ikincisine hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Pandemi koşullarından dolayı online yapmak durumunda kaldık bu sene. Öncelikle birkaç teşekkürde bulunmak istiyorum. Öncelikle hocam size çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Sonrasında ikinci konuğumuz Cem Toker olacak. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı, siyasetçi ve ekonomist. Cem Bey'e de şimdiden çok teşekkür ederiz. Teknik desteklerinden dolayı Newslab Turkey ekibine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sonrasında dergimizin genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibi Yusuf Ertural başta olmak üzere baş editörümüz Ali İzzet Keçeci ve bu programın yapımında ve teknik süreçlerinin kontrolünde emeği geçen editör kurulumuzdan Beril Hakverir, Eda Canıman'a, İlayda Bal, Hande Nur Şahin, ne de çok teşekkür ederiz ve siz değerli katılımcılarımıza. Bugün Bahçeli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ebru Şule Canan Sokullu hocamızla popülizme giriş yapacağız aslında. Hep konuştuğumuz işte şu anda popülist liderler nerelerde neler yapıyorlar. Bu kavramları biraz daha anlamak için Ebru hocamızın paylaşımını dinleyeceğiz. Çok pardon. Hocamızla ben birazcık tanıtmak istiyorum. Ebru hocamız lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler üzerine tanımlıyor. Ondan sonrasında ilk yüksek lisans eğitimini İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde karşılaştırmalı Avrupa siyaseti üzerine gerçekleştiriyor. İkinci yüksek lisans eğitimini ise İtalya'da Siena Üniversitesi'nde tamamlıyor. Sonrasında doktorasını siyaset bilimi üzerine yine Siena Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra post doktora çalışmalarını Cambridge ve Siena Üniversitelerinde Avrupa dış ve güvenlik politikaları üzerine gerçekleştiriyor. Şu anda da profesör doktor unvanıyla Bahçeli Üniversitesi'nde eğitime devam ediyor. Hocam ben sözü çok uzatmadan direkt size vermek istiyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Benim için çok büyük keyif. Ben Europolitika ekibiyle uzun zamandır, yani ilk başladığımız günden beri herhalde böyle uzun bir birlikteliğimiz var. Ve hepinizi çok tebrik ediyorum öncelikle. Yani pandemi koşulları sizleri durdurmadı. Çok güzel beraber yayınlar yaptık, çalışmalar yaptık. Sizler seminerler, paneller organize ettiniz, biz geldik konuştuk. O yüzden ben çok keyif alarak geldim Europolitika'nın bu davetine. Nilfem eski öğrencim, ayrıca benim de içinde gurur kaynağı tabii burada olmak. Evet, ben şimdi şu sunumumu bir becerip eğer yükleyebilirsem, evet galiba şurada oluyor. Share dediğimde ne çıkacak hocam, bakalım. Ben de o sırada sorular hakkında bir duyuru yapayım tekrardan. Şimdi soruları sorarken arkadaşlar chat kısmına yazıyoruz, Europolitika ekibine gönderiyoruz. Buradan to Europolitika diye seçeceğiz. Soruları hocamıza ben yönlendireceğim. Son 10-15 dakika içerisinde soruları yönlendirmeye başlayacağım. Eğer ki isminizin belirtilmesini istemiyorsanız bunu da chat kısmında yine ekibe belirtebilirsiniz. Okey, şimdi Bu ben... şekilde. Hocam slide'ı görüyoruz. Tamam, bir dakika. Çok pardon, şunu bir becerip ayarlayabilirsem. Ben genelde Teams kullanıyorum. Dolayısıyla bu benim için böyle hep bir challenge. İnşallah başarabileceğim. Şimdi arkadaşlar, herhalde evet görüyoruz değil mi? Şimdi tabii popülizm, biz sizlerle birlikte popülizmle ilgili başka bir çalışma yapmıştık. En sonunda biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Aslında popülizme giriş, kavramı anlamak, kavramı ölçebilmek, düşünmek bence siyaset teorisi çalışan hocalarımızın daha çok uzmanlık alanı. Çünkü popülizm her ne kadar bizim jargonumuza, özellikle de Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada demokratik trendlerle ilgili son yıllarda böyle hızlı bir şekilde gündemimize girmiş olsa da kavram bizim konuştuğumuz ve anladığımızdan çok daha derin bir kavram. O nedenle ben sizlerle böyle genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Bir saat kadar da bir süremiz var. Şöyle bir 45 dakika kadar bir çerçeve çizdikten sonra sizlerle böyle biraz sohbet etmek istiyorum. Çünkü popülizm bizim siyaset biliminde, özellikle sosyal bilimlerde en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi.
kavramların içini yanlış doldurmamız ve yanlış kullanıyor olmamız. Böyle dilimize pelesenk olan ve hakkında çok az fikrimiz olduğu pek çok şey aslında bizim siyaset bilimciler olarak böyle sistemli, veri bazlı, işte karşılaştırmalı çalışmalar yaparak ürettiğimiz ve böyle çok kılı kırk yararak kullandığımız şeylere dönüşüyor, olgulara dönüşüyor. Biraz daha ben tabii böyle hem cumartesi günü hem pandeminin verdiği bir sürü stresin yanında ben sizi böyle çok fazla teorilere falan boğmayacağım. Zaten boğamam çünkü siyaset teorisyeni değilim. Ama en azından biraz böyle demokrasi çalışan, demokrasiden anlayan, uluslararası ilişkilerde özellikle işte liderlik dönüşümünün dış politikaya olan etkilerini de çalışan bir akademisyen olarak biraz sizlerle genel bir çerçeveden sonra siyasi popülist siyasetçi ya da popülist lider kimdir ve popülist seçmen kimdir? Çünkü olayın aslında pek çok farklı boyutu var. O yüzden biraz onlara giriş yaparak sizleri böyle bundan sonraki 4 haftalık programın diğer sessionlarına böyle güvenli bir şekilde atmak istiyorum. Şimdi popülizm kavramı, popülizm malum 21. yüzyılın belki de en popüler kavramlarından bir tanesi oldu ve çok ünlü düşünürlerin inşa ettiği teoriler üzerine bizler popülizmi farklı ülkelerde maalesef de giderek artan örnekleri üzerinden incelemeye ve tanımaya başladık. Sosyal bilimler olarak çok sorunlu bir kavram. Hem tanımlanması hem ölçülebilmesi sorunlu bir kavram ama biz bu sorunları bir şekilde aşmanın da çabalarını geliştirmemiz gerekiyor. Farklı ülkelere, farklı coğrafyalara, siyasi konjonktürlere baktığımızda popülizmi hep farklı anahtar kelimelerle özdeşleştiriyoruz. Örneğin Avrupa siyasetiyle ilgilenenler popülizmi genelde artan aşırı sağ milliyetçilik ve bunun altında yatan temel bir iki nedenle bağlayarak çalışıyorlar. Örneğin Avrupa entegrasyon sürecindeki derinleşme ya da Soğuk Savaş'ın sonundan itibaren bir çekim merkezi olan, böyle bir refah modeli olan Avrupa'ya kitleler halinde göçün sonucunda işte o yabancı düşmanlığı dediğimiz kavram, xenofobi dediğimiz kavram ekseninde Avrupa'da popülizm dendiğinde bu aklımıza genelde geliyor. Yakın yıllarda Brexit üzerinden popülizmi tartıştık. Avrupa Birliği çözülüyor mu, çözülmüyor mu? İşte Almanya'da, Macaristan'da pek çok AB ülkesinde popülizm, popülist liderler arttı. Popülizm hayatımızın siyasi konjonktürün en önemli, en korkulan kavramlarından bir tanesi haline geldi. Ama tabii kavram dediğim gibi çok eski. Kavramı aslında biz 21. yüzyıla ait tanıyor olsak da ya da o şekilde algımız oluşmuş olsa da şöyle 19. yüzyıldan itibaren popülizmi biz hayatımızın içinde görüyoruz. Siyasi mücadelede, toplumsal dönüşümlerde, büyük o emperyal dönüşümden ulus devlete geçişte, işte işçi sınıfının yeni yeni ortaya çıkması ve kapitalizmle olan mücadele sırasında biz hep böyle popülizmi bir şekilde tartıştık ve yaşadık insanlık tarihi içerisinde. Şimdi kavramı popülizm dediğimizde aslında bizim aklımıza bir sürü kilit kavram geliyor. Yani popülizm dendiğinde biz kavramı tanımlamaya çalışıyoruz. Tanımlarken pek çok anahtar kelime üzerinden bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Kimileri popülizmi bir ideoloji olarak sınıflandırmaya gayret gösterirken, kimileri diyor ki ya ideoloji olabilecek kadar genel geçer bir model sunmuyor popülizm. Hatta popülizmin popüler böyle çalışmalarını yürüten mesela Kasmud de diyor ki aslında çok ince bir ideoloji. Yani ideoloji diyemeyiz. O kadar genel geçer bir evrensel açıklayıcılığı yok kavramın. Ama ideoloji mi? Bunu ideoloji olduğunu iddia edenler var. Kimileri popülizm denince aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi artan sağ radikalizm oluyor dünya üzerinde. Bunu neoliberal ekonomik modellerle örtüştürebiliyoruz. Halkın büyük zengin sermayedar sınıfa duyduğu hınçla özdeşleştirebiliyoruz. Muhafazakarlaşmayla, demokrasiden hoşnutsuzlukla özdeşleştirebiliyoruz. Çoğunlukla geçmişe duyduğumuz bir özlem oluyor popülizm söylemlerinin ardında. Zannediyoruz ki geçmiş her zaman daha iyiydi. Evet, geçmiş
güvenilir bir alan. Çünkü ne olduğunu biliyoruz, yaşadık. Gelecekten pek çok belirsizlikle bahsediyoruz ve her geçen gün yeni bir takım tehditler, meydan okumalar karşımıza çıkıyor. O yüzden geçmişi fazlasıyla böyle nostaljik bir şekilde özlem ile popülizm çerçevesinde düşünüyoruz. Örneğin işte en basit güzel örneklerden birisi Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra 10 yıl geçmeden hem post Sovyet ülkelerde hem de yeni Rusya Federasyonu'nda aslında ah o güzel günler ne güzel günlerdi işte sosyalizm şöyle iyiydi böyle iyiydi nostaljisi ve yeniye duyulan öfke. Şöyle biraz popülist partilerin ya da işte liderlerin söylemlerine televizyonda, medyada denk geldiğimizde bir hınç seziyoruz. Yani orada bir öfke var. Viktimizasyon dediğimiz bir şeyi ötekileştirme ya da suçlu bulma çabası var. Mutlaka bir başka kimliği suçlu göstererek kendisinin iyi olduğunu ispat etme gayreti var. Dolayısıyla böyle aslında son derece ekstrem duyguların da yoğun olarak araçsallaştırıldığı bir modele dönüşüyor popülizm ya da bir olguya dönüşüyor popülizm kavramı. Çoğu toplumlarda, siyasi konjonktürlerde dinle, dini işte tandanslı partilerin söylemleriyle biraz da böyle dini bir milliyetçiliği taçlandırmaya çalışan bir söyleme bürünüyor. Dolayısıyla bunlar niye bizi bu kadar ürkütüyor ya da neden bizim sizlerin bir cumartesi gününü hatta dört cumartesi gününü burada neden geçiriyorsunuz? Bu çünkü bu kavramın içini doldurmamız gerekiyor. Her şey popülizm değil, hiçbir şey de popülizm değil. O halde biz biraz daha somutlaştırmamız gerekiyor. O yüzden aslında popülizm böyle bizim cross-cutting dediğimiz birçok farklı sektörü kesen, pek çok farklı olgunun içerisinde olan ama bizim oradan çekmemiz gereken bir kavrama dönüşüyor sosyal bilimlerde. Mesela en çok beslendiği şey popülizmin karşıtlık. Yani biz gençken, biz çocukken televizyonlarda olacak o kadar vardı. Oradaki işte Levent Kırca parodilerinden bir tanesi karşıyım, karşı her şeye karşı. Gerçekten baktığınızda aslında popülizm böyle bir şey. Yani ben her şeye karşı olduğumda kendimi bir popülist olarak tanımlayabiliyor muyum? Mutlaka bir yerde sempatizanım çıkıyor. Çünkü karşıtlık bildiğiniz gibi en kuvvetli duygu nefret. Dolayısıyla nefret o kadar kuvvetli bir duyguyken karşıtlık da kuvvetli bir motivasyon haline geliyor ve bunun alıcısı da oluyor. Yani bunu bir siyasi pazarlama şekli olarak düşündüğünüzde ki popülizmi ideoloji olarak tanımlayanlar olduğu gibi bunu bir strateji olarak tanımlayanlar da var. O halde strateji olarak tanımlayanlar bunun bir alıcısının ve bir vericisinin yani hem üreticisi var hem de tüketicisi var. Dolayısıyla biz piyasada, pazarda ne kadar çok üretir ve farklı alternatif sunarsak o kadar tüketiliriz ve bu bizim popülaritemizi arttırır. Şimdi böyle bir mentaliteyle popülizm kavramına yaklaşanlar da var. Şimdi az önce dediğim gibi popülizm aslında böyle bugün bizim karşımıza gökten zembille inmedi. Evet çok seviyoruz bu kavramı ama çok da ürküyoruz. Tam olarak anlayamıyoruz. Şimdi biraz böyle tarihte aslında birçok şeyin cevabı var. Yani tarihi incelediğimizde popülizmi de diğer bütün olgular gibi tarihteki pek çok dönüşüm gibi anlamlandırabiliyoruz. O yüzden böyle biraz işleri basitleştirme gayretiyle popülizmin şöyle kısa bir tarihçesine baktığımızda aslında yaklaşık 19. yüzyıldan itibaren bir popülist dönüşüme şahit oluyoruz. Bu zaman zaman durağanlaşıyor, zaman zaman tekrar bir canlanıyor. Örneğin burada gördüğümüz gibi 19. yüzyılda ilk biz popülist dalgalanmalara başladığımızda 19. yüzyılın sonlarında böyle bir durağanlaşıyoruz. Büyük savaşlar çıkıyor. Büyük savaşlar sırasında ve sonrasında popülizm gene bir şey karşıtlık olarak karşımıza sistemli bir siyasi metot olarak çıkıyor. Gene biraz duruluyoruz. Daha sonra 80'lerin sonrasında bir başka savaş dönemi sona erdiğinde popülizm de tekrar canlandığını görüyoruz. Ne oluyor 19. yüzyılda? 19. yüzyıl Rusya'sında aslında ilk ortaya çıkıyor ve Marksist ideolojiyle çok fazlasıyla beslenen mevcut o dönemin Çarlık Rusya'sındaki
ayyuka çıkmış çarlık sisteminin yolsuzluklarından bıkan işçi kitlesi, işçi sınıfı, emekçi sınıfının entelektüellerin öncülüğünde isyanları karşımıza çıkıyor ve müesses nizama karşı çıkan ilk eğilim olan Narodnik, yani halk hareketi olarak karşımıza bir takım hareketler çıkıyor. Yani kitleleri mobilize eden, mevcut düzene karşı mobilize eden bir hareketlenme başlıyor. Bu daha sonra Amerika'da Halkın Partisi ilk defa popülist parti olarak karşımıza çıkıyor. Siyasi olarak tekrar örgütlenmiş halde karşımıza çıktı. Belki de Amerika'daki ilk Narodnik'ten sonra Amerika'daki popülist parti 19. yüzyılın içerisinde sonlarına doğru karşımıza geliyor. İkinci kuşak, demin de dediğim gibi 30'lar ve 60'lar arasındaki kuşak, bu popülizmin ikinci kuşağı. Malum iki dünya savaşı arasındaki dönemde özellikle nasyonel sosyalizmle, yani ultra faşizmle artan bir hareketlilik, kitleleri, popülist hareketler, popülist söylemli liderler karşımıza çıkıyor. Bu tabii özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki self-determinasyon prensibiyle, yani sömürgeciliğin sona erme süresi içerisinde eski sömürgelerdeki halk hareketleri, yani bağımsızlığı sağlamak üzere kitlelerin mobilize edilmesi olarak yaşanan o süreçte popülist hareketleri görüyoruz. İşte bu belki Latin Amerika'da işçi sınıfı değil, daha işte toprak sınıfı üzerinden yürütülen bir hareketken, bu sosyalist toplu coğrafyalarda daha çok işçi hareketi şeklinde oluyor ve burada duyulan, yani mevcut sistemi değiştirmek için, mevcut sistem sorunlu çünkü mevcut sistemden faydalanan bir küçük seçkin grubu var ve bunlar geniş kitleleri yönetiyorlar, hatta sömürüyorlar ve popülizm, Chantal Mouffe'un da dediği gibi bir özgürleşme, emansipasyon dediğimiz şey olarak çıkıyor. Yani ben özgürleşmek istiyorum. Beni boyunduruk altına alan o zincirlerden, işte yolsuz seçkinlerin, yolsuzluğun içine batmış seçkinlerden kurtulmak istiyorum. Kapitalist sınıftan kurtulmak istiyorum. Sömürgeden kurtulmak istiyorum. Böyle bir özgürleşme hareketi. 80'lere geldiğimizde üçüncü kuşak popülizm karşımıza çıkıyor ve bu aslında özellikle sağ ve sol popülizm olarak ikiye şekilleniyor. Sağ popülizm biraz daha etnik milliyetçi, işte göçmen karşıtlığı üzerinden kendini şekillendirirken, sol popülizm, örneğin işte sağ popülizmin örnekleri biraz daha somutlaştırmaya çalışayım. İşte bugün ya da dün Amerika'daki Trump'ın sağ popülizmi, işte biraz daha neoliberal ekonomik modele harmanlanmış bir popülizm. İşte ne bileyim Fransa'daki sağ ulusal cephe, Le Penciler. Keza bunun karşısında da sol popülizm karşımıza çıkıyor. Yani işte Güney Amerika'daki ne bileyim pek çok örneği, bizim komşumuzda Yunanistan'daki Syriza, biraz uzağa gidiyorsunuz İspanya'daki Podemos. Bunlara baktığınızda sağ ve sol popülizm olarak 80'lerden itibaren biz iki ayrı ideolojik çerçevede popülizmi incelemeye ve şahit olmaya başlıyoruz. Yani bir tarafta mağdur halk, iyi halk, bir tarafta yozlaşmış seçkinler. Kavga bu ikisinin arasına sıkışmış bir kavga. Tabii az önce de dediğim gibi, yani her farklı konjonktürde, farklı coğrafyada popülizmin farklı nitelikleri oluyor. Örneğin işte Avrupa'da göçmen karşıtlığı, xenofobi ve entegrasyon karşıtlığı olarak çıkarken, Latin Amerika'da daha işte böyle hemşehricilik üzerinden, klientelizm dediğimiz çerçeveden, ekonominin kötü yönetişimi üzerinden popülizmi görüyoruz. Ama dünyanın pek çok farklı coğrafyasında biz popülizmi farklı dönemlerde görüyoruz ve her coğrafyada da biraz daha niteliği dönüşüyor. Yani aslında coğrafyaya bağımlı, o kontente içinde devşirdiği konjonktüre bağlı olarak popülizmi biz hep böyle iyi halk, kötü seçkin, kötü yönetici arasındaki tansiyona bağlıyoruz. Üç tane temel unsuru var. Şimdi burada gördüğümüz resim aslında bize popülizmi böyle üç karakteristiğini, üç belirleyicisini net bir şekilde çiziyor. En alttan başlayacak olursak halkı görüyoruz. Yani orada gördüğünüz gibi biraz daha böyle
İşte derme çatma evler, işte halk, yerel bir halk görüyoruz. Daha böyle sanki Latin Amerika'daki yerlilermiş gibi, işte change diyor, değişimi istiyor falan, böyle bir motivasyon var. Bir tarafta askerleri görüyorsunuz. Yani coercive dediğimiz zorlayıcı bir unsur var popülizmin. Çünkü zorlayıcılık bir, yani bir süre sonra iktidarı ele geçirecek olan yeni tırnak içerisinde popülist liderlerin kitleleri mobilize etmek için gerekirse zorlayıcı unsurları kullanmaktan çekinmeyeceği bir mesaj veriyor. Arada bir duvar var. Bu duvarın altı genel irade olarak tanımladığımız da işte Jean-Jacques Rousseau'lara kadar giden o işte volonté générale dediğimiz kavram. Yani işte kitlelerin genel olarak böyle çoğunluğun kendisi için istediği iyi. Şimdi bu çok kilit ve fakat çok sıkıntılı bir kavram. Çünkü bunun içine nasıl dolduracağınız toplumsal değer, siyasal kültür, kültürel normlar, değerler, bütün bunlarla harmanlaşmış bir ortak iyi. Yani kamusal iyi gerekiyor bunu anlayabilmek için ve çok sübjektif bir şey bu. O yüzden çok kolay manipüle edilebilecek bir şey. Genel irade. Üste de seçkinleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi seçkinler, halk kendisini almış, köklerinde halk var. Ama halkın üzerinde böyle otoriteryan bir şekilde tek adam olabilecek kadar güçlenmiş aslında bir böyle canavara. Yani kendi kendinizin yarattığı bir böyle canavar şeklinde resmediliyor. Ve bunlar işte asıl siyasi kendilerini popülist ve halktan yana olarak tanımlayan yeni popülist seçkinlere dönüşüyor. Şimdi bu tabii yani buna benzer pek çok şeyi biz popülizmle ilgili olarak düşünebiliriz. Buna benzer pek çok resim var, pek çok benzetme var. Kısaca fikir olarak popülizm böyle bir şey. Yani halkın, genel bir halk var alt tarafta, bunlar genelde mağdur edilmiş bir halk. Mağdur edenler bir önceki müesses nizam, biz bu müesses nizamı alt üst edeceğiz, halk için, halkın isteklerini yerine getireceğiz diyen bir siyasi irade, işte popülizm böyle bir örüntü. Şimdi dünyanın pek çok yerinde, çok detaya girmeyeceğim ama dünyanın pek çok yerinde farklı varyantları olan bir süreç, bir olgu popülizm. Rusya'ya baktığınızda demin dediğim gibi işte daha çok işçi sınıfı odaklı, işte Lenin'in, Stalin'in fikirlerine, ideolojisine kadar giden, işte emekçilerin günün birinde devrimi yapıp o sömürgeci kapitalistleri yok edeceği bir siyasi söylemle bürünüyor Rus popülizmi. Kuzey Amerika'daki popülizm bizim biraz daha böyle komüniteryen dediğimiz, biraz daha böyle geleneksel yaşam normlarını besleyen, çok fazla bir halk hareketi şeklinde değil ama daha ziyade işte tarım üreticilerinin, çiftçilerin biraz daha böyle ticari kaygıları ile şekillenen ve sisteme bunun bir baskı olarak dönüştüğü bir hal alıyor Kuzey Amerika'daki popülizm. Latin Amerika popülizmi ise çok farklı. Her bir farklı coğrafyada farklı tezahürleri var. Örneğin Peru'ya gittiğinizde işte Peru Perulularındır söylemi. Yani orada bir nativizm, bir yerel halkçılık fikri. Ama buradaki temel şey yabancılara karşı değil, eski sömürgecilere karşı bir popülizmi görüyoruz. Küba'da ise çok kuvvetli bir İşte kırsal elementin olduğu bir popülizmden bahsediyoruz. Yani o köylünün hareketi, köylünün idareyi ele geçirmesini hedefleyen böyle bir popülizm anlayışı vesaire. Keza işte ne bileyim Şili'ye gittiğinizde orada da daha çok kilise, dini örüntü içerisinde işte biraz daha böyle Hristiyan demokratik ideolojiyle benimsenmiş bir popülizm görüyoruz. Yani şimdi aslında burada uzun bir dönem halk neden çektiyse ortaya çıkan yeni siyasi elit bu halkın ihtiyacı olan sistemi nihayet getireceğim idealiyle karşıya çıkıyor. Ortaya çıkıyor popülizmde dünyanın farklı yerlerinde ve tabii ki ihtiyaçlar, yani Afrika popülizmi gene bu neokolonyalizme karşı mücadele ederken Asya'daki popülizm biraz daha Sovyet. O halde standart bir popülizm var mı? Bunu söylemek
biraz güç. Ama popülizmin türleri var. Bunları en azından farklı türlere ayrıştırabiliriz. Şimdi bu 5-6 farklı popülizm varyantını coğrafi olarak şöyle kısaca gördükten sonra biraz daha yakın zamana gelelim ve ne oluyor? Yani hakikaten bir takım fertlerle, verilerle baktığımızda popülizmde bir artış var mı? 1990 ve 2018 yılları arasında burada gördüğünüz grafikte aslında popülizmde bir artış var. Yani zaman zaman durağanlaşıp zaman zaman böyle ufak gerilemelerin olsa da ülke sayılarına bakıldığında, dünya üzerindeki ülke sayılarına bakıldığında popülist partilerle yönetilen ülkelerin sayıları baz alındığında gördüğünüz gibi 90'lardan itibaren, yani Soğuk Savaş'ın bittiği andan itibaren bir popülizm artışı var. Peki Soğuk Savaş dedik, o halde Orta ve Doğu Avrupa, yani Soğuk Savaş Sovyet coğrafyada ne var, neler oluyor? Sovyet coğrafyada çok daha hızlı bir artışı görüyoruz gördüğünüz gibi. Yani bu Sovyet sonrası coğrafya dediğimiz işte yeni demokratikleşen Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle işte eski Sovyet cumhuriyetlerinin olduğu, özellikle Avrasya'daki duruma baktığınızda burada da maalesef bir artış görüyoruz. Bunun bir takım nedenleri var. Tabii yeni bir ekonomik modele geçmenin verdiği şey, dinin tekrar canlanması toplumsal hayatta, milliyetçiliğin ortaya çıkması bu ülkelerde, eski Sovyet sistemine duyulan hınç, yani pek çok farklı nedeni inceleyebiliriz. Amerika'ya baktığınızda ise gene işte Amerika'daki popülizm 90'lar ve 2018 aralığına bakıldığında yine burada da biraz daha durağan olmakla birlikte özellikle 2000'li yıllardan itibaren böyle bir artış var. Ama yani Amerika dediğim hem güney hem kuzeyi baz aldığına göre hareketlilikler, yani popülizmi olan eğilim hemen hemen pek çok farklı coğrafyada karşımıza çıkıyor. Türlerini söyledim. Türler neler? Yani orta, bunların ne kadar farklı olsa da coğrafi özellikler ve siyasi kültür ve geçmiş ne kadar farklılıklar arz etse de aslında birkaç tane popülizm türünden bahsetmemiz mümkün. Bunlardan bir tanesi kültürel popülizm. Şimdi hep baz aldığımız şey halk, halkın karşısındaki diğerleri, yani o işte ötekiler. Ve üzerinde durun, kültürel popülizm dediğimizde ne anlamamız gerektiği, örneğin ana temaları neler? Şöyle baktığınızda üç türden bahsedebiliyoruz. Birisi kültürel, ikincisi sosyoekonomik ve müesses nizam karşıtlığı. Yani mevcut düzene karşıtlık. Şimdi kültürel popülizmde nativizm dediğimiz şey, yani ulus devletin, o devletin yerli halkı, bunların hakları için mücadele şeklinde bürünüyor kültürel popülizm. Ve bunun karşısında kimler var? Yani bizim korktuğumuz ve yok etmeye çalıştığımız popülistler olarak kimler? Bu yerel halkın dışındaki herkes. Etnik azınlık, dini azınlık, bunların dışındaki eski sömürgeciler, ekspatlar, çok uluslu firmalar. Şimdi baktığınızda kozmopolitan seçkinciler. Şimdi bu kavramlar aslında ayrı ayrı tartışmamız gereken şeyler. Peki ana temalar ne? Yani biz kültürel özelliklerimizi, örneğin Anadolululuk üzerinden bir kültürel popülizm yapıyorsak, belki de işte Türk-İslam sentezini alarak bunun karşısında duran her şeyi reddedeceğimiz bir kültürel popülist model oluşturabiliyoruz. Sosyoekonomik popülizme geldiğimizde ise odağında ekonomik geri kalmışlık ve işte kaynakları, bize ait olan kaynakları bizim kullanamamış olmamızın verdiği bir hınç. Kim burada halk olarak tanımlanan? Yani o mağdur olan halk kim? Buradaki halk tanımı sınıfla iç içe geçmiş bir tanım sosyoekonomik popülizmde. Çünkü burada aslında karşıtlık duyulan şey kapitalist düzen. Kapitalist düzendeki burjuva ya da işte sermayedar işçi sınıf arasındaki eşitsizlik. Bunu uluslararası konjonktürde merkez çevre olarak yorumlayabilirsiniz. İşte hegemon ve sömürülen olarak pek çok farklı tezahürü olabilir. Ama buradaki ideal şu: çalışkan ve dürüst bir işçi sınıfı var. Bunlar hep mağdur ediliyorlar. Bunları global kapitalist düzen sömürüyor. Dolayısıyla kim bunları sömürenler? Diğerleri kim? Düşman kim tırnak içinde? İşte çok uluslu firmalar, büyük işletmeler, sermayedar, emperyalizm, değil mi? Küresel kapitalizm. Peki ana temalar ne? O halde ana temalar bu aktörleri içeren hemen hemen tüm temalar.
Yani bunun içerisinde McDonald's karşıtlığından tutun da Çin'deki Facebook karşıtlığına kadar bunu genişletebilirsiniz. Sosyoekonomik, yani bir sınıfın mağdur edildiği bir model. Müesses nizam, yani bizim establishment dediğimiz müesses nizam karşıtlığıysa gene işçi sınıfı var ama bu sefer bir devletin içerisinde hakim olan bir işçi sınıfı, global düzenin sömürdüğü değil. Yani örneğin işte siz böyle neoliberal ekonomik modelde işçiyi işte sendikasızlaştırırsınız, ağır koşullarda çalıştırırsınız ama işçi devletin, milletin efendisidir falan söylemi, işte o halde müesses nizam karşıtlığı işçi karşıtlığına dönüşür. Ya da işte siyasal İslam'ın ortaya çıkması, yükselişi, çünkü daha önceki belki de rejimin yaptığı şey o siyasal işte pardon muhafazakar kesimi baskılamış olması. Dolayısıyla o baskıcı müesses nizamı ortadan kaldırıcı bir popülist diskur. Şimdi dolayısıyla gördüğünüz gibi aslında yani bu türler de çok geniş ama biz biraz daha yani bunu kültürel, sosyoekonomik ve müesses nizam ekseninde düşünebiliriz ki bunlarda da baktığınızda 90'lardan 2018 yılları aralığında gene aynı aralıkta bunların da arttığını görüyoruz. Ama aynı seyirde mi artıyor? Aynı seyirde artmıyor. Kültürel popülizm biraz daha böyle hızlı bir şekilde giderken örneğin sosyoekonomik popülizmde hafif bir daralmayı görüyoruz son yıllarda. Müesses nizam karşıtlığıysa bu özellikle Avrupa'daki popülizmin en çok sevdiği hususlardan birisi, biz bu entegrasyonizme karşı çıkmalıyız. Yani eski o güzel günlere geri dönmeliyiz. Anladığımız biraz bu oluyor. Popülizm tabii gördüğünüz gibi yani türlerin farklı tanımları var. Ama popülizmi çalışabilmek için bizim hani ilk başta dedim ya yani bu kavram o kadar böyle bulanık bir bardak su gibi, içine bir şey atıyorsunuz alıyor ama göremiyorsunuz. Yani her şeyi içine sindiren böyle bir şey gibi, bir bataklık gibi popülizm. Ama biz bunu çalışmak istiyoruz, daha anlamak istiyoruz. Yani kavramı hakikaten anlamaya, belki bundan sonra gerçek bir ideolojiye dönüşürse o ideoloji günün birinde bundan onlarca yıl sonra belki de sosyal bilimlerde nasıl çalışılır sorusuna cevap bulmamız gerekiyor. Birkaç tane şey var, popülizmin ölçüsü var. Bunlardan bir tanesi, her ne kadar ölçmek çok güçse de bir tanesi popülist liderleri anlayabilmek. Yani bu adamların popülist yapan ne? İkincisi, her şeyin bir karşılığı var. Yani siyaset bir eko. Siz bir şey veriyorsunuz, karşınızda verdiğinizin karşılığını alıyorsunuz. Hem seçmen hem siyasetçi, yönetici nezdinde. O halde bir de eğilimlerimizi tanımlamamız gerek. Yani kimler aslında popülist seçmenler ya da popülistlere prim veren, oy veren kimler? Bu yöntem kısmına çok fazla girmeyeceğim ama yani hem sağ popülizmi anlayabilmek, hem sol popülizmi, hem işte popülist kavramını, partisini, seçmenini anlayabilmenin bir takım yolları var. Şimdi kısaca onlardan da bahsedeyim. Zamanımız da çok azaldı. Bakalım benim anlattığım çerçevede siz böyle bundan sonraki haftalarda ve bundan sonraki derslerde gerçekten popülizmi, popülisti, popülist seçmeni, siyasetçiyi ayırt edebilecek misiniz? Şimdi burada böyle bir grup şahane insanı görüyoruz. Farklı ülkelerde, farklı dönemlerde, belki bazıları hala, kimisi iktidara gelmiş, kimisi gelememiş bir sürü lider görüyoruz burada. Bu liderlerin ortak özelliklerinden bir tanesi tabii ki bizim popülist kalıbına sokabilmemiz. İkincisi ise karizmatik slash ya da güçlü ya da adam ya da işte kadın adam, böyle çok cinsiyetçi durmak istemiyorum. Kim bu liderler? Yani popülist lider dediğimizde prototip birisi var mı? Ya da işte popülist söylem dediğimizde nasıl popülizmin farklı türleri varsa bu liderlerin de farklı türleri var mı? Var. Bunlarla ilgili pek çok güzel çalışma da var yakın zamanda. Veriler toplanılarak yapılan çalışmalar da var. Ben onlardan bir tanesini de size anlatacağım. Popülist lider dediğimizde bir takım böyle ekstra ordiner dediğimiz sıra dışı, olağan dışı bir takım özellikleri bekliyoruz biz. Şimdi birincisi, en çok sevdiğimiz sıfat popülist liderlere verdiğimiz sıfatlardan bir tanesi karizmatik, güçlü adam. Şimdi güçlü adam
evet gücü olan işte iktidarda kalıyor, iktidara geldiğinde siyasal sistemi dönüştürme gücüne, kendisi üzerine hiçbir gücü, farklı bir gücü bir engel olarak tanımama eğilimi. Genellikle maskülen bir şey. Burada hemen hemen hepsine erkek liderleri görüyoruz. Le Pen'i de görüyoruz, Marine Le Pen. Anlatacağım birazdan. Yani o maskülenite güçlü adam imajı için önemli. Çoğunlukla şiddet içeren bir dil kullanabiliyorlar. Bundan çekinmiyorlar. Ve gene çoğunlukla kendilerinin sıradan o mağdur edilmiş halktan geldiğini iddia ediyorlar. Şimdi işte ama öyle mi? Mesela bakıyorsunuz en tepede Perón'u görüyorsunuz değil mi? Perón kim? Perón Arjantin'in meşhur lideri, eski bir subay. Hugo Chavez'i görüyorsunuz. Hugo Chavez gene eski bir asker, bir siyasi figüre dönüyor. Aşağıda o nahoş hareketi yapan Umberto Bossi'yi görüyorsunuz. Bu Lega Nord, yani ayrılıkçı Kuzey Ligi Partisi'nin ve şu andaki tabii yani artık Umberto Bossi değil ama hükümetteki koalisyon ortaklarından bir tanesinin üyesi. Şimdi bunlara baktığınızda valla bunlar pek öyle sıradan, orta sınıftan gelen mağdur insanlar değiller gibi sanki. Peki, karizmatik. Karizmatik böyle çok siyasal ideolojiye girmeyeceğim ama yani karizma kavramını ortaya atan Max Weber, karizmatik lideri işte böyle bir yıkımdan sonra halkı, ulusu, toplumu kurtaran böyle ruhani de bir takım özellikleri olan lidere benzetiyor. Öyle tanımlıyor. Öyle mi gerçekten? Yani bu karizmatik kavramını biz yanlış kullanmaya hani popülizm gibi daha çok meyilliyiz ama gerçekten karizmatik yani bir kurtarıcı imgesi var. İşte sizi ne bileyim eski kötü gidişattan kurtardım. İşte ve ben geçici bir süre için buradayım. Bir zaman sonra gideceğim. Bu misyonu tamamladıktan sonra gideceğim. Böyle bir mesihsel bir şey bürünüyor, havaya bürünüyor bu popülist liderler. İşte çok böyle olağan dışı bir takım özelliklerinin olduğu, işte evrensel iyi ve güzeli getirecek, kendi halkına onu bahşedecek bir takım söylemler. Gene halk için, halka yönelik bir söylem var bütün bu şeyde. Ama bunlar gerçekten halktan gelen mağdur insanlar mı ya da işte alt tabakadan gelen insanlar mı? Vallahi Berlusconi'ye bakıyorsunuz. İtalya'nın 6. zengin insanı, ailesi, Berlusconi ailesi. Yaklaşık 7.8 milyar dolarlık bir serveti var. Ne bileyim işte Marine Le Pen babadan böyle şey bir aile hikayesi gibi Marine Le Pen'in siyasi geleneği, siyasi bagajı. Şimdi buraya baktığınızda evet güç bir kadın olarak gene bir mağdur imgesi çiziyor. Yani bu kadar erkeğin arasında ben bir kadın olarak geliyorum şeyi. Çok iyi eğitimliler, genelde iyi eğitimliler ama standart yani prototip eğitimsiz, orta sınıf, fakir aile çocukları mı? Değiller. Kimisi etnik olarak bir etnik kimliğin, etnik azınlığın işte burada gördüğünüz Eva Morales örneğinde, Bolivya örneğinde bu etnik kimlik üzerinden o yerel halkı kurtarma söylemiyle geliyor. Buna biz etnopopülizm diyoruz daha ziyade. Genelde pek çoğu dediğim gibi Marine Le Pen, işte Almanya'da Frauke Petri, Alternatif für Deutschland Partisi'nin ilk bundan önceki seçimlerde muazzam başarı gösteren lideri gibi. Şimdi baktığınızda yani burada evet karizmatik ve yani güçlü. Kimisi karizmatik, kimisi güçlü. Tek prototip bir şeyle karşılaşabilemiyoruz. Genelde iyi eğitimliler. Genelde siyasetle uzun yıllar haşır neşir olmuş, meslekleri siyasetçi olan insanlar. Her ne kadar ben sizi kurtarıp gideceğim bu fani dünyadan gibi bir argümanları olsa da pek öyle değil. Gelince kalıyorlar. Peki, şeytan mı melek mi bunlar? Yani bu Tom Hanks'in çok güzel Şeytanlar ve Melekler filminden bir görseli aldım buraya. Şimdi dedim ya pek çok çalışma var. Bu çalışmalardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bu popülistler gerçekten
böyle şeytani mi yoksa hakikaten bahsettikleri iyiyi, işte ortak doğruyu halka sunmaya gelmiş misyonerler mi? Şimdi bunlardan, yani bu çalışmalardan bir tanesinin bazı keywordlerine, anahtar kelimelerini görüyorsunuz orada. Nye ve Koma, yani 2019 yılında yaptıkları çok güzel bir çalışma var. Empirik verilerle yaklaşık 152 tane popülist lideri, işte kimisi görevde, kimisi görevde olmayan, dünya çapında böyle siyasilerin karakterlerini topluyorlar. Onlarla ilgili bir data set oluşturuyorlar. Ve 5 tane farklı kişilik özelliğini analizlerinde kodluyorlar. Burada görmüş olduğunuz o yeşillerin içindeki güzel, işte dışa dönüklük, açıklık vesaire, uzlaşıcılık. Bir de 3 tane böyle karanlık üçlü dedikleri, işte narsisist mi bunlar, psikopat mı, ya da işte makyavelenist dediğimiz bizim. Yani Machiavel, bildiğiniz gibi işte ünlü bir ortaçağ düşünürü, bir İtalyan siyaset bilimci, aynı zamanda işte prensin elçisi falan. Hep böyle strateji üzerinden güçlü lideri tanımlayan. Bu çalışmanın ben sizlerle çok detayına girmeyeceğim ama bir takım bulgularını kısaca paylaşmak istiyorum. 5 tane iyi özellik var: dışa dönük, içe dönük, uzlaşıcı, çatışmacı, vicdani ya da daha şeytani, pragmatik dediğimiz, duygusal olarak stabil ya da işte biraz daha deliliğe yakın, açık fikirli ya da muhafazakar. Şimdi bunlara baktığınızda bu tablolar, bu grafiklerde gördüğümüz şey, dışa dönük mü popülistler? Evet, dışa dönük, çok böyle kitleleri etkileme yeteneğine sahipler. Uzlaşmacı değiller. İkinci figürde. Vicdani olarak biraz daha, yani çok öyle vicdan üzerinden eyleme geçmiyorlar. Yani işte ah vah üzülüyorum sizlere, gelin hepimiz kardeşiz, pek değiller. Duygusal olarak istikrarlılar mı? Duygusal olarak da çok istikrarlı değiller. Yani popülist liderlere karşı, popülist olmayanlara, mainstream olarak gördüklerimiz. Biraz daha kapalılar, tutucular. Narsisist mi? Evet, bunlar kendilerini çok beğeniyorlar. Yani bunlar, bu kodlamalara araştırmada baktığınızda, daha detaylı okuduğunuzda, bayağı kendilerini seviyorlar ve güce çok aşıklar. Gücü seviyorlar. Benim en çok eğlenceli bulduğum, psikopat mı bunlar? Valla bunlar mainstream'e baktığınızda ilk kutucukta biraz psikopat gibi gözüküyor. Ama tabii ben araştırmanın buraya kaynağını koydum. İlgilenenler, İngilizce okuyup anlayabilenler artık öğrensinler psikopat neyi kastediyor. Yani böyle eline bıçağı alıp canice mi? Yoksa daha böyle farklı hazlarla mı motive oluyor, güdüleniyorlar? Ve tabii ki aslında bunların söylemleri ve ideolojileri, sundukları ideolojileri daha makyavelist, yani daha stratejik. O halde biraz popülizm bir strateji mi sorununa da burada cevap bulabiliyoruz sanki. Zamanı çok aştım. 2-3 kelimede seçmenle, biz kimiz, bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Popülist seçmeni de tanımlayabilmek için işte anketler, deneysel araştırmalar, bunların sunduğu bulgular ve tabii ki popülist partilere oy veren seçmenlerin analizlerine baktığımızda bizim karşımıza, yani bu kaynakları da sizlerle isterseniz daha sonra paylaşırım. Yaklaşık 20 yıl boyunca karşılaştırmalı bir şekilde 40 ülkede popülist partilerin seyrine baktığınızda karşınıza böyle karmaşık bir tablo çıkıyor. Bunu hızlıca geçeceğim ama sorular olursa seve seve almak istiyorum. Yani popülizmin seyrini bu bize biraz anlatıyor. 2003 gene bu Guardian gazetesinin müthiş bir popülist şeyi var, çalışması var ve o popülizm üzerine olan çalışmasında gördüğünüz gibi 2003'ten 2018'e kadar geldiğinizde popülist seçmende müthiş bir artış görüyoruz burada. Yani çalışmaya dahil edilen 40 ülkede 2 milyar kadar seçmenle gelinen 2019 yılında 2,5 milyar insanın popülist partilere oy verdiğini görüyoruz. Şöyle kısaca Avrupa'ya bakmak gerekirse gene kıyaslamalı olarak, renkler karardıkça birinci resim 1998'deki Avrupa'daki popülizm eğilimlerini gösteriyor. 2018'deki sağ taraftaki
giderek Avrupa'da kararmaya başlıyor. Yani popülizm Avrupa'da daha çok artış gösteriyor, oy şeklinde tezahür ediyor. İşte burada da sağ popülizm ve sol popülizmin nasıl seyrettiğini, biraz daha sağ popülizmin arttığını gözlemek, söylemek mümkün. Son olarak bitireceğim, son olarak. Popülist seçmen pek çok stereotipik, yani böyle işte popülist seçmen şudur budur şeklinde gündelik dilde de önermelerimiz olsa da aslında akademik veri bazlı çalışmalara baktığımızda popülist seçmenle ilgili birkaç tane önemli tip ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi popülistler. Karşılaştırmalı farklı ülkelerden elde edilen verilerle bakıldığında popülistler eskiye aşırı özlem duyan insanlar. Yani böyle genel olarak işte eskiyi yücelten, ah o güzel günler, eskide yaşayan insanlar, eski düzeni, hani diyoruz ya müesses nizam, burada bir paradoks var. Yani eski düzenden rahatsızsın, o halde niye popülist oluyorsun? Demek ki burada ya samimi olmayan bir taraf var ki bunun ölçülmesi gerekiyor, ya da belki de müesses nizam, acaba siyasal rejim, yaşanılan gündelik hayatta aynı anlama geliyor mu, gelmiyor mu? Bir başkası demokrasinin işleyişiyle ilgili ciddi sorunları var. Yani en alttaki karikatürde ne diyor? Demokrasi çalışmıyor. Demokrasiyi kaldıralım mı, kaldırmayalım mı? Gördüğünüz gibi demokrasi diktatörlüğe oy veriyor. Yani demokrasi algısı, demokrasi tanımı bu seçmenlerde biraz daha sorunlu. Suçlama popülistlerin gerek lider gerek seçmen bazında genel karakteristiklerinden bir tanesi. Bunu biz çok uzun bir dönem ötekileştirme olarak çalıştık ama suçlama, yani bir başkasının suçlayarak, Chantal Mouffe, ünlü siyaset bilimcileri Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau kendi kimliğini oluşturmak için bir öteki kimliğe ihtiyaç duyarsın der. Bu ya ötekinin pozitif özelliklerini alarak kendi kimliğini oluşturursun ya da negatif özelliklerini alarak. Popülistlerde negatif kriterleri alarak kendini yüceltme eğilimi çok daha, yani diğerlerinin negatif şeylerini alarak kendini yüceltme eğilimi çok daha yüksek. Ve biz bunu zaman zaman milliyetçilikle karıştırıyoruz. Bu Türkiye Türklerinin işte bütün göçmenler gitsin, işte Fuori tutti gli immigrati, orada gördüğünüz İtalya'daki hakim söylemlerden bir tanesi, hepsi defolup gitsinler, işte Brexit, bütün hepsi Avrupalılar gitsin, göçmenler gitsin, Avrupa Avrupalılarını falan. Şimdi burada da aslında nativizm, yani yerel halkçılık, artık bunu daha etnonasyonalist bir kimlik üzerinden mi inşa ediyorlar? Farklı türevleri var. Dolayısıyla popülistler biraz bu karakterlere sahip seçmenler, insanlar. Ama bu çalışmalar şunu da gösteriyor. Popülizm için cinsiyet, kadın mı daha popülisttir, erkek mi? Bununla ilgili bir anlamlı bir bulgu yok. Gelir seviyesi, ya işte alt gelir seviyesi daha popülist, üst gelir seviyesi daha az popülist. Bu da doğrulanamamış bir hipotez olarak kalıyor. Ve eğitim. Ne kadar çok eğitilirseniz o kadar kozmopolitan bireyler olmuyorsunuz. Dolayısıyla eğitimin de popülizmi açıklama gücü oldukça zayıf. Şimdi ben burada bitiriyorum. Burada bitirmeden önce bu kadar böyle tipolojilerden falan bahsettik. İngilizce bilenlerimiz için gene Guardian'ın bu popülizmle ilgili linki burada. İsteyenler olursa bunu copy paste yapıp chat room'dan da sizlere paylaşırım. Siz ne kadar popülistsiniz bir bakalım. Yani hepimiz demokratik olduğumuzu iddia ederken bir anda böyle sağ popülist falan çıkabiliyoruz. Siz de kendi testinizi kendiniz yapın. Son olarak food for thought. Biraz böyle okuyup daha çok derinleşmek istiyorsanız popülizmle ilgili pek çok güncel çalışma var ama biraz daha böyle kavramı anlamak için işte biraz o zaman böyle Chantal Mouffe okuyacaksınız, Ernesto Laclau okuyacaksınız. Biraz anlamak zor. Onları okuduk ve hiçbir şey anlamadık. Biz ne yapalım, öğrenmeyelim mi bunu demek istiyorsanız burada popülizm var. Kısa bir giriş, Kasmu de ve Kaltenwasser'in çok güzel, inanılmaz basit olarak anlatıyor. Türkçesi de var. Şurada gördüğünüz bu işte kelebek olan şu köşesinde popülizm kısa bir giriş.
Bütün bunları okuduktan sonra biraz self-promotion. Her şeyi öğrendikten sonra böyle case'ler üzerinden değişik ülkelerde popülizm ne oluyor anlamak için de bizim gene Europolitika ekibiyle beraber çıkarttığımız, bundan iki sene oldu galiba ve böyle sizin bu program kapsamında da dinleyeceğiniz bazı hocalarınız olacak. Onların yazılarının, analizlerinin yer aldığı bir derleme kitap var. En sonunda gördüğünüz Popülizmle Dönüşen Avrupa. Ben de misafir editörlüğünü beni böyle Yusuflar çekiştirerek getirdikleri için ben de misafir editörü oldum. Çok da böyle keyifli bir çalışmaydı. Benden bu kadar. Çok uzun tuttum Nilfem. Özür diliyorum senden. Böyle ben Hocam malum estağfurullah. susamam. Estağfurullah hocam, çok teşekkür ederiz. Yani bu kadar aslında kısa sürede gerçekten çok detaylı ve çok açıklayıcı sanırım bir eğitim oldu herkes için. Öyle olduğunu umuyorum. Bayağı da bir sorumuz geldi. Tabii Tamam. Süremiz çok uzun olmadığı için hocam birkaç tane soru alacağız. Tamam. Öncelikle Yiğit Yavuz Bey'in bir sorusu var. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Yüksek Lisans Tez Öğrencisiymiş. Popülizm ve aşırı sağ bir kalıp gibi kullanıma geldiği için popülizm yalnızca sağ ideolojilerin doğurduğu bir kavram gibi görünüyor demiş öncelikle. Fakat sol popülizmin de mümkün ve mevcut olduğunu dile getirdiniz. Şimdi buradan hareketle aşırılaşan tüm siyasi ideolojiler ya da hareketler popülizme dönüşür mü? Yoksa popülizme dönüşen ideolojiler sadece nefreti ya da nostaljiyi besleyen ideolojiler midir? Bir de örnek vermiş kendisi. Örneğin demiş, nefret unsuru içermeksizin bir lidere duyulan sorgusuz ve sonsuz sadakat de popülist bir siyaset değil midir? En sondan başlayayım. Aslında pek çok böyle uzun bir soru, zor da bir soru. En sonda bir tek bir lidere duyulan ne olarak sormuş onu? Hocam sorgusuz ve sonsuz sadakat. Popülist Şimdi bir onu, siyaset değil mi? O aslında biraz daha sosyologların siyaset sosyolojisinin ve siyaset psikolojisinin çalıştığı bir alan. Otoriteryen kişilik ve otoriteryen kişiliğe duyulan sadakat, bağlılık kapsamı içerisinde belki onu çalışmak gerekir, cevaplamak gerekir. Popülizmden ayıran kısmı otoriteryen kimliğin popülist liderler daha ziyade kendi güçleri üzerindeki diğer alternatif, o check balance dediğimiz denge denetleme mekanizmalarını belirli bir zaman sonra ortadan kaldırırlar ve yeni bir sistem inşası içerisine girdiklerinde bu denge denetleme sisteminin olmadığı yeni yönetim modellerini inşa ederler. Dolayısıyla aslında hani demin dedim ya, yani güç hem güçlü politik figürlerdir hem de gücü severler ve güçlerine meydan okumayı da kabul etmezler ve uzun dönem hemen hemen hepsine baktığınızda yani popülist liderler hani klişedir, geliyorlar ama gitmiyorlar. Gerçekten baktığınızda İşte Latin Amerika'da, Macaristan'da, Türkiye'de, başka yerlerde ülke örneklerine baktığınızda gerçekten 10 yıllarca kalıyorlar. 10 yıllarca kalmalarının nedenlerinden bir tanesi genelde ilk dönemleri dönüştürücü dönem oluyor. Ve bu dönüştürücü döneminde hızlı reformlarla ilk başta söylenilen, vaat edilen şeyler gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu aslında kitlelerin güvenini kazanmakla birlikte sadece siyasi popülizm ya da otoriteryen popülizm değil, aynı zamanda yeni gelişimsel dediğimiz popülizmi de inşa etmeye başlıyorlar. Yani neo-developmentalism, yeni bir ekonomik modele dönüştürüyorlar. Dolayısıyla burada aslında bu nedenle uzun kalıyorlar. Yani en tehlikelisi, ekonomik modeli dönüştürebilirsiniz, siyasal modeli dönüştürebilirsiniz ama özellikle böyle demokratik gerileme çalışmaları bağlamında incelediğimizde özellikle de artan otoriteryenleşmenin altında yatan neden en son dönüştürdükleri, en zor ama en kalıcı olarak dönüştürdükleri unsur siyasal kültürü dönüştürmeye başlıyorlar. Bundan sonra da zaten daha zor gidebiliyorlar. Yani çok büyük bir kırılmanın olması gerekiyor ki ya içeriden ya dışarıdan bir kırılma, bir takım itkilerle birlikte sistemin kendisine yani kolaps olup tekrar kurulması sonucunda popülistlerden kurtulunabiliyor ya da popülist rejimler yıkılabiliyor. Hocam çok teşekkürler. Diğer bir sorumuz. AB ülkeleri Polonya ve Macaristan'da sağ popülizmde bir yükseliş var. AB ülkeleri ise madde 7 kapsamında bu durumu engellemeye çalışsalar da bir sonuca ulaşamadılar.
Sizce AB'nin bu hususta yapması gereken hareketler nelerdir ve bu yükselişin sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Avrupa Birliği üzerinde mi yoksa şimdi madde 7, şimdi ben Avrupa Birliği çalışmadığım için çok bu şeye hakim değilim ama popülizm kapsamında yani madde 7'yi şöyle yorumlayabilirim. Özellikle eski Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde yani o post Sovyet dediğimiz ülkelerde biz Avrupa'da popülizmin biraz daha fazla arttığını görüyoruz. Ama tek doğru bu değil. Çünkü Almanya'da da popülizm var, ne bileyim işte Pim Fortuyn var, Danimarka'da var, Hollanda'da, İngiltere'de popülist parti, İtalya'da bir popülist yönetim. Şimdi sağ ve sol popülizm Avrupa'nın hemen hemen pek çok ülkesinde hakim. Bunların birkaç tane nedeni var. Tabii yani bu hangi paradigma ile olaya yaklaşmanızla alakalı. Bunlardan bir tanesi demokratik nedenlerin. Yani demokrasi ile ilgili demokratik kurumların daha ziyade yolsuzluklara bulaşmasıyla ilgili biraz daha böyle kurumsal ve demokrasi kültürüyle ilgili sorunlarla açıklayan bir ekol var. Pipanolistler falan öyle açıklıyor. Bir grup diyor ki yani ekonomik göstergeler var. Yani siz çok basit bir mantık. Kaynaklarınıza başkalarının ortak olup onların da kullanmaya başlaması sizin aslında relatif olarak o kaynaklardan mahrum olmanızı getirecek. Kaynaklara kim alternatif oluyor? Bunlar nativitas. Dolayısıyla bunlar yerel halk. Yani İngilizlerin kendisinden duyduğu bir hınç değil. İngiliz olmayanlara yönelik duydukları his. Yani bunlar göçmenler olabilir. Artı Brexit örneğin yani sadece işte Suriye'den, Afrika'dan yani o konflikt çatışma bölgelerinden kaçanlar değil. Bayağı Brexit sürecinde hakim popülist söylemlerden bir tanesi Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olan göçmenlerdi. Yani oradaki korkulan şey İngiliz olmayanların ya da işte Birleşik Krallık vatandaşı olmayanların gelip o ekonomik kaynaklara rakip olmasıydı. Yani Polish, o Polonyalı musluk tamircisi benzetmesi burada çok güzel bir örnek belki. Dolayısıyla ekonomik nedenleri olduğunu iddia edenler var. Gerek sağ gerek sol popülizmde kaynakların paylaşımı her iki ekonomik model içerisinde sorunlu. Çünkü sol popülizm zaten kaynaklar dar, az. O yüzden biz bunları paylaşamayız şeklinde çerçevelendirirken sağ popülizm diyor ki bu kaynaklar bizimdir, biz kullanacağız. Aslında ikisinin de şey olduğu ekonomik kriter, sorun, zenginliğin paylaşılmaması başkalarıyla. Bu tabii daha çok kapitalist modellerde böyle ama bir önceki soruda belki cevaplamadım. Yani Rus varyasyonuna baktığınızda popülizmin orada da Leninist ideoloji diyor ki yani o birincisi popülizm bir ideolojidir diyor. Sonra da diyor ki kapitalist gelişmeye karşı bir mücadeledir popülizm. Aslında biz işçi sınıf hani o proletarya devrimi falan özellikle işçi sınıfının entelektüel sermaye ile birlikte mobilize olarak sistemi çökertmek istemesi. Yani biz üretiyoruz ama sermayedar bizim ürettiğimizden zengin oluyor. Bu düzenin değişmesi gerekiyor. O halde ne olacak? Kaynak işte o klasik şey merkezden idare edilen sosyalizm modelinde ülke içindeki bütün kaynaklar hepimize aittir. Biz hepimiz o kaynaklar için çalışacağız. Karşılığında işte hizmet, eğitim, sağlık vesaire gibi hizmetleri de devlet bize bedelsiz verecek. Yani böyle bir döngüyü tesis ediyor. O yüzden yani kimi kültürel açıklayıcılarla, kimisi ekonomik açıklayıcılarla bunu açıklıyor. Avrupa'daki artan popülizmin belki de en temel nedenlerinden bir tanesi göç. Zaten göç ve göçmen olgusu da hem kültürel korkuları hem ekonomik korkuları içinde barındıran böyle büyük bir paket. Ne kadar çok göçmen geldikçe o kadar kültürel meydan okuma ve ekonomik meydan okumalar artıyor. O yüzden de pek çok ülkede yani işte Viktor Orban, ne bileyim Matteo Salvini, bütün bunlara baktığınızda İtalya'dan Macaristan'ın pek çok ülkede Avrupa entegrasyonunun sınırları ortadan kaldırması temel düşman olarak tanımlanıyor. O halde Avrupa entegrasyonuna da karşı bir içeriği oluyor Avrupa'daki artan popülizmin. Ama dediğim gibi yani siz burada
Polonya, yani şimdi Polonya'daki sosyal ve ekonomik dinamikleri çok daha uzunlamasına takip ettiğinizde aslında Polonya enteresan bir vaka, çok üzücü bir vaka popülizmin artışıyla ilgili. Çünkü Sovyetler Birliği yıkılmadan önce dahi Polonya, Macaristan ve Çekoslovakya ile birlikte bu üç ülke, Doğu Blok ülkesi, Avrupa ekonomik modeline zaten geçmekteydiler. Yani Avrupa serbest pazarına uyum sağlayabilecek kapasiteye gelmişlerdi sosyalizm yıkılmadan önce. Kamuoyu nezdinde bütün o siyasi demokratik hareketler, işte dayanışmalar vesaire, işte Charter 77'ler falan bu ülkelerdeydi. Yani tabandan da çok ciddi bir demokratikleşme talebi vardı. O yüzden Polonya'da popülizmin bu şekilde artıyor olması bizim için şaşırtıcı. Bulgaristan'da bekleyebilirdiniz. Bulgaristan belki de bu ekonomik ve demokratik sürece en zor entegre olan Doğu Blok ülkesi oldu. Onlarda popülizm şu anda artışta olsaydı şaşırmazdık, ama Polonya'daki daha büyük bir puzzle gösteriyor bize. Teşekkürler hocam. Çok konuştum. Zamana bakıyorum. Estağfurullah. 16.02. Evet, O o zaman yüzden bitti herhalde. son bir soru alabiliriz isterseniz, ama Olur. bitirebiliriz. Hayır, Tamam. alalım. Yani benim için zaman açısından Tamam. sizler okeyseniz tamamdır. Hocam, o halde şöyle, en son göçmenlerden de bahsetmiştik zaten, göçmenlerle ilgili davranışlardan. Bununla ilgili bir soru gelmiş. Onu yönlendireyim hemen. Türkiye sağ popülist bir dış politika yürütüyor gibi görünse de göçmenler konusunda daha kapsayıcı davranıyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, yani ne kadar popülistseniz o kadar göçmen almayacaksınız gibi bir şey yok. Türkiye'nin göçmenlere sınırları açması aslında popülizmle çok ilintili olmayan bir stratejiydi. Çünkü özellikle Avrupalı ülkelerden, yani Avrupa devletlerinden çok daha farklı bir siyasi konjonktür hakim bizim ülkemizde. Biz sınırları kapatmamız çok güçlü göçmenlere. Bu birincisi. İkincisi, dış politika ve güvenlikle ilgili kaygılarımız her zaman Avrupa Birliği üyesi ülkelerden çok daha farklı şekillendi. Her ne kadar transatlantik bloğun üyesi olsa da iki taraf. Dolayısıyla ilk 2015'te göçmenlere kapılar açıldığında bu popülizme hizmet eden bir şeydi. Çünkü biz o dönemde kardeşlerimizle tekrar bir araya geliyorduk. İnsani boyutu çok fazla parlatılmıştı. Ve bunlar göçmenler kitleler haline gelecekler ve gideceklerdi. Yani konjonktür çok daha değişikti. Bunun kamuoyu karşılığında, kamuoyu nezdinde bir karşılığı oldu mu? Çok enteresan oradaki süreç. Ben bununla ilgili 2019 yılında bir araştırma, bir çalışma yapmıştım. Orada şunu gördük. Türkiye'de ve Avrupa'da kamuoyuna göçmenlerle ilgili algılar sorulduğunda aynı sorular soruluyor. İşte burada hükümetin göçmen politikasına ya da göçmenlerle ilgili uygulamalarını destekliyor musunuz? Onları tehdit olarak görüyor musunuz? İşte hangi ideolojidesiniz gibi böyle pek çok soruyu bir arada analiz ettiğimizde Türk kamuoyu şöyle bir resim verdi. Bu göçmenleri kültürel bir değer olarak görüyoruz. Ekonomik olarak çok fazla korkmuyoruz. Yani kaynaklarımıza gelecekler, ortak olacaklar. Tam tersi, ekonomik olarak bazen iş ve istihdam açısından bir fırsat olarak düşünen Türkler çoğunlukta. Hükümete oy veriyorum ama hükümetin göçle ilgili uygulamalarını desteklemiyorum. Yani şimdi burada en son bilgi bence anlamlı. Yani bu popülist bir idarenin seçmen nezdinde kararlarının ve uygulamalarının karşılığı olmadığını gösteriyor. Ama öte taraftan göçmenlerle ilgili sorunlarımız hükümete verilen desteği de azaltmıyor. Bu da Çok artık teşekkürler bu hocam. neden diye soracak olursam bunu da başka bir şeyde inceleriz, detaylı olarak analiz ederiz Evet. ne diyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Biz Çok güzel teşekkür ederiz hocam, bizim sorular için de. O zaman bir sonraki programlarda umarım geldi. Arkası yarın. görüşmek üzere diyelim. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Bu kaydedildi herhalde, değil mi? Daha sonra oturup Evet hocam. ya da bir yerde yayınlanacak mı bilmiyorum, ama benim için de çok keyifli oldu. Hepinize bol şans bundan sonraki seçimlerde. Sizlere Çok de tekrar teşekkürler. görüşürüz. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.